Demir-çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratanlara yapılan demir yumruk operasyonunda tutuklama kararı çıktı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 225 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, şüphelilerden 210'u için ek gözaltı talebinde bulundu. Talebi değerlendiren Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 210 zanlıdan bir kısmı için 2, bazıları içinse 4 gün ek gözaltı süresi verdi. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 15 şüpheliden aralarında Erol Evcil'in de bulunduğu 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonun ardından mahkeme kararıyla fabrika, konut ve iş yerleri olan toplam 261 taşınmaza, şirketlere ve şahıslara ait 327 otomobil ve Erol Evcil'e ait uçağa el konulmuştu. Ayrıca 8.690 hesap dondurulurken 39 şirkete de kayyum atandı. Öte yandan Sarallar suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar suç örgütüne yönelik yapılan ve 119 kişinin gözaltına alındığı operasyonda bazı ünlüler emniyete çağrıldı. Emniyete çağrılan ünlü isimler arasında şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya ve Sinan Engin'in olduğu öğrenildi.